istiyorum. Nacan'ına bu şey bükülüyor. Baba, sen ne yapıyorsun? Hey, o gazoz mu? Kuralları biliyorsun, ver onu bana. Üf, baba ya, çok kötüsün. Hey, tamam, işte sana bir bardak. Onun yerine su içebilirsin. Su gazoz kadar iyi değil ama. Suyu almaya boyum da yetmiyor. Bu haksızlık, olmuyor işte. Susadım ve sen gazozumu aldın. Aa, tüh, su alamadın mı? Ağlama işte. Bu daha senin boyuna göre. Ağlamayı bırak da bunu dene tatlım. Bir dakika. Bu küçük sebil benim için mi? Yaşasın, kendi eşyalarım var. Bunun için bir bebek bardağı lazım. Su bardağıma dökülüyor. Yaşasın, artık bebek bardağımda bir içeceğim var. Bak, baban her zaman arkanda. Su içmen çok iyi. Bu oyuncakların amacını gerçekten anlamıyorum ya. Gitti. Ve işte gazozum orada. Gazozu bu şişeye döküyorum. Aynı su gibi görünüyor. İşte hazır. Bebek bardağımı doldurma zamanı. Gazoz sudan çok daha iyi. Tatlım, şu oyuncakları bana anlatsana. Anlayamıyorum bir türlü. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Her zaman senin elinde o tableti. Çekme şunu elimden. Ama sıra bende. Bırak şunu. Hayır, olamaz. Ah, şu yaptığına bak. Bunu sen yaptın. Ah, sorun yok, bende yedeği var. Evet, bende de var. Buyurun. Bir tablet lütfen. Hemen hallediyorum. İşte alın, sizin. Teşekkürler. Ne? Haksızlık. Aa, öyle mi? Evet. Oh. Buraya nasıl geldik biz? İlginç. Harika. Aa, yeter artık, dikkat. Aa. İkiniz bunu yapabilir misiniz? Bize meydan mı okuyor? Aa, sanırım öyle. Aa, bir dakika. Evet, anladın mı? Tamam. Kendi adına konuş sen. Benim elimde ne var acaba? Yok ol avcımdan. Bir dakika, bu da ne? Hiç anlamıyorum. Bir kağıt parçası mı? Bir düşüneyim. Ne yapabilirim? Bir dakika, buldum. Makas zamanı. Pekala. Parmaklara dikkat ediyoruz. İşte oldu. Tanıdık gelmeye başladı mı? Sonucu görünce çok şaşıracaksın. Biraz da renk katalım. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Benim bir şeye ihtiyacım var. Tamam, hemen dönüyorum. Çabuk olacağım, söz veriyorum. Ne görmüş, ne görmüş? Asayiş Berkemal mi? Şu bitkiyi çekelim. Bize birazcık toprak lazım. Aldım. Neredeyse yakalanıyordum. Ancak aldığımız riske değdi. Bu malzeme sihirli bileşenlerimizden. Güzel. Bu soğumuş mu? Bundan birazcık lazım bize. Süper. İşte. Artık bununla çalışabiliriz. Bak, ne güzel yayılıyor. Torba sayesinde etrafı da batırmıyoruz. Şimdi bunu en üste koyuyoruz. Bakın, bir ekranımız oldu. Şimdi üstüne bastırıyoruz. Ve çeviriyoruz. İşte tamam. Kendi tabletimizi kendimiz yaptık. Bak, üstüne de yazılabiliyor. Çok iyi değil mi? Kıskandın mı? Onu nasıl yaptın sen? Hey! Nihayet. Bu şey nasıl çalışıyor acaba? Merhaba. Orada kimse var mı? Molly. Bulamadım işte, üzgünüm. Şimdi sana göstereceğim. Bunu görüyor musun? Bu bir mıknatıs ve bununla yazıyorsun. Bak, şimdi anladın mı? Vay canına. Teşekkür ederim. Harika. Pekala, süre doldu. Biz de bitirdik öğretmenim. Ne yaratıcı. Aferin, ikinize de A veriyorum. Evet, A aldık.
Burası benim çiçeğime ne oldu? Ah, sanırım firar etmiş. Geç kalmadım değil mi? İşte yetiştim. Olamaz, yere kapaklanıyorum. Etkileyici bir giriş oldu gerçekten. Ah, utanç vericiydi. Ve artık suyum da yok. Gün şimdiden kötü başladı. Pekala çocuklar. Sen iyi misin? Ne yaptın Molly? Atacağım şunu kafana. Ben hiçbir şey yapmadım. Bu kadar yeter. Artık ders zamanı. Tamam. Bu dersten nasıl kurtulabilirim acaba? Bunu sen çözüyorsun. Teşekkür ederim. Boş bardağım buradaymış. Bence bununla çalışabilirim. Buldum. Ama önce buraya bir şeyler karalıyoruz. Gördüğüne çok şaşıracaksın. Çok sevimli bir şey çizeceğim. Bu kadar pembeye yeter. Buraya gözünün hemen altına. Bir kesik atıyoruz. İşte oldu. Görüyor musun? Buldum. Buradaki her şey çok şirin. Sadece 300 dolar mı? Çok iyi fiyat. Bak bende de ne var? Süreniz azalıyor. Tamam. Merhaba küçük adam. Hadi her şeyi karıştıralım. Bir sürü yer var burada. Yalnızca biraz su döküp ağzına kadar dolduruyoruz. İşte tam olması gereken miktar. Şimdi sıra özel malzememizde. Birazdan olacakları izle. İşte başlıyoruz. Sallan bakalım küçük adam. Tuvaletin mi geldi senin? O zaman hepsini sal gitsin. İşte oldu. Çok iyi. Neyse ne. Sen bir şuna bak. Benim ufaklık gerçek gözyaşı döküyor. Morali bozulmuş belli ki. Pekala, iyiymiş gerçekten. Çok güzel. İkinize A artı alıyorsunuz. Tebrikler hanımlar. Harika, yaşasın. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Dinleyin, benim dediğim hani görüşme yapıyor canım. Çok üzgünüm. Uçan oyuncaklar imdada yetişiyor. Kes şunu. Burada sanki bir tünel var. Acaba bu ne işe yarıyor? Ve sonra? Nereye gitti herkes? Hiç anlamadım. Tabii ki. Bu benim işim ama. Çalışmam lazım. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Ne yiyorsun sen? Ver şunu bana. Anne! Bir dakika bekle tatlım. O da ne? Gel ve gör o zaman. Peki. Vay canına. Bu bir ev. İskemle de lazım mıydı? Mini peynir toplarından yapılmış bir adam. Kendisi çok meşgul şu an. İyi atlattım. İşe geri dönme zamanı. Pardon arkadaşlar, yeniden döndüm. Evet, daha önce söylediğim gibi sözleşmeyi şöyle yapıyoruz. Popit, popit, popit. Eğleniyor musun kızım? Bip bip, geri gitti. Vay canına. Balon helikopter işte geliyor. Bum. Eyvah. Üzgünüm anneciğim. Durum ne kadar kötü acaba? Hepsi mahvolmuş. En azından ikinci paketim de var. Yani vardı diyelim. Bu kabul edilebilir bir şey değil tatlım. Benim hatam. Hoşça kal. Ağır ol bakalım. Eyvah. Bu balonlar. Annenin aklına acaba neler geldi? Bu çok eğlenceli olacak. Balonu nişastayla dolduruyoruz. Şunlara bir bak. Al bakalım. Küçük balon arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İyi kurtardım doğrusu. İşimiz neredeyse bitiyor. Puanımın yüksekliğine bak. Yine anlamsız bir oyun mu oynuyorsun? Neden bir kitap alıp okumuyorsun kızım? Bilemiyorum. Araları seviyorum ama. Bu kağıdı da kullanabilirim.
canına. Aman tanrım oğlum, az kitaplara zarar veremezsin. Peki ben nerede kalmıştım? İşte keskin bir dönüş daha. Ve şimdi de bir diğeri. Bu el becerilerin için çok daha iyi olacak. Ah işte bu eğlenceli. Ama telefonum. Bu şeyde oyun oynanmıyor ki. Ha, telefon kalıyor. Aa, öyle mi? Peki ya bayan tava ne dersin? Aa, kafasına şapka takmışım ay canına. Teşekkür ederim anneciğim. Onu hemen yanı başıma oturtacağım. Hadi şimdi tavuk dansı yap. Müthiş, yumurtladı bak. Yine yapsana. Ne oldu? Bir tane daha yumurtla. Bozuldu galiba. Of, ondan nefret ediyorum. Niye ağlıyorsun şimdi? Tavuk bozuldu. Kendin bak. Çalışmıyor. Ne? Belki bu durumu düzeltebilirim. Öncelikle elimizin izini alıyoruz. Baş parmağımızı böyle kaldırıyoruz. Sonra aradaki boşluğu kapatıyoruz. Şimdi ilave detaylar geliyor. Örneğin renk gibi. Şuna bir bak. Artık kesmeye hazır. Sadece siyah çizgileri takip ediyoruz. Yalnız kavislerde acele etmiyoruz. İşte oldu. Bunun arkasında aynısından bir tane daha mı var acaba? İşin ilginç kısmına geldik. Hazır mısın? Şimdi tavuğumuzu üste yapıştırıyoruz. İşte hepsi tamam. Nedir bu peki? Bak bir tavuk. Bu da onun yumurtası. Ay yok artık. Şuna bir bakabilir miyim? Artık senin. İşte yumurtalar geliyor. Bunu da ben alıyorum. Artık annecik de biraz oyun oynayabilir. Seni seviyorum tavukçuk. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Hadi ama. Burada yiyecek bir şeyler olmalı. Küçücük bir çikolata parçası bile olur. Ah ne gün ama. Ha? Orada neler oluyor? Hiçbir şey yok. Ah çok acıktım. Gerçekten yemeğe ihtiyacım var. Aa, bu hiç hoş bir görüntü değil. Hey buraya gel. Ha ne var? Otursana şuraya. Hadi rahatına bak. Aa, tamam peki. Bir soru mu var? Elindekine bakayım. O benim. Çünkü önce ben buldum. Sakin ol çocuğum. Çöpünü istemiyorum. O kesinlikle sende kalabilir. Ah çok tuhaf. Bunu halletmem lazım. Tam da buna uygun bir şeyim var. Şuna sıradan bir bak. Sıradan eski bir şapka. Hadi o şeyi dostun içine koy. Devam et sorun yok. Emin misin? Bir deneyeceğim. Ah buna inanamıyorum. Sihirbazlık numarasına benziyor. Çok lezzetli. Beğeneceğini biliyordum. Kakayı da içine koyabilir miyim? Bunu yapacağım. Bakın bir şey oldu. Bu çok havalı. Kaka şekerlemeye dönüştü. Çok lezzetli. Bu hayatımın en güzel günü. Beğendiğine sevindim. Bir şey daha var. Buz saçan. Başlıyoruz. Ne olacağını merak ediyorum. Tatlı mı tatlı bir çikolata. Bekle. Bu bir altın bilet. Vay canına, bugün benim şanslı günüm. Bir dakika, yoksa sen... Willy Wonka'yım. Tanıştığıma memnun oldum. Gidelim mi? Bana uyar. Keşke ödevim olmasaydı. Ama bunun yapılması gerekiyor. Bir düşüneyim. Evet, bunu biliyorum. İyi gidiyor. Merhaba Mindy. Vay canına, atıştırmalıklar. Versene. Kendin al. En sevdiklerinden getirdim. Sen harikasın. Güzelim şekerlemeler. Of, çok acıdı. Hayır, şeker demem. Böyle olmaz. Sana yardım edeyim. Bunu dört gözle bekliyordum. Niye böyle olmak zorunda ki? Şansım hiç yaver gitmiyor. Çok sinir bozucu. Of, anlama canım artık. Sen onu bana bırak. Ne yapacağımı buldum. Bir kaba ihtiyacım var. Bir de bir paket şekerlemeye. Bu nefis görünüyor. Şekerlemeleri ambalajından çıkarıyorum. Onları renklerine göre ayırıyorum. Bu
bol kaba koyuyorum. Sonra onları eritiyorum. Hmm, çok akışkan görünüyor. Ve lezzetli. Tamam, işine odaklan. Bir lollipop çubuğunu kalıba koyuyorum. Erimiş şekerlemeyi üzerine dökeceğim. Sonra onu soğumaya bırakacağım. Artık kalıptan çıkarabilirim. Şimdi bir zincire ihtiyacım var. Zinciri lollipop'a takıyorum. Bu bir lollipop kolye. Jöle ayıcı küpeler bile yaptım. Al bakalım Mindy. Oh, bu da ne? Bunu benim için mi yaptın? İnanılmaz. Sana çok yakıştı canım. Onlara bayıldım. Ama hala şekerlemem yok. Ah, üzülme. Ben Willy Wonka'yı unuttun mu? Yanımda her zaman şekerleme bulunur. Bunlar senin için. Ah, harika. Bugün gittikçe daha güzelleşiyor. Çok teşekkürler. Ah, gaz olsun. Bu mükemmel. Galiba ben de bir tane alacağım. Takı yapmak insanı susatıyor. Ah. Ne gündü ama. Okul çok zordu. Sanırım bir şeyler atıştıracağım. Ama çok fazla seçenek var. Ah, bir lollipop alacağım. Bu iyi görünüyor. Lezzetli olacağına eminim. Paketini açayım. Ah, bu olması gerekenden daha zor. En iyisi dişimle koparayım. Hadi ama işe yaramıyor. Uf, farklı bir yaklaşım deneyeceğim. Onu keseceğim. Bu işimi görecektir. Şaka mı yapıyorsun? Bu iş artık kişiselleşti. Tek istediğim nefis bir lollipoptu. Ben bir karate ustasıyım. Saldır! Al bakalım. Bunu da al. Demek sert birisin ha? Sana gününü göstereceğim. Bam, işte bitirici hamle geliyor. Ben buna dans eden Lotus diyorum. Pes ediyor musun? Hayır, bu olamaz. Daha endüstriyel bir şey denemeliyim. Kıpırdama. Ha? O da ne? Ne yapıyorsun? Kenara çekil. Her şey kontrol altında. Tamam, kolaysa sen aç. Buyur. Aslında bayağı kolay. Sadece bir kez büküyorsun. İşte sanırım bu senin. Aa, harika. Sen yapınca çok basit görünüyor. Bir deneyeceğim. Tut ve çevir. Şuna bak. Ah, başardım. İki kat lollipop, iki kat lezzet. Sen olmasan ben ne yapardım? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Şimdi keyfimize bakalım. Bunu hak ettim. Baloncuklar gıdıklıyor. Yemek vakti geldi. Ama önce bir bardak elma suyu koyayım. İşte tam ihtiyacım olan şey. Ah, çok güzel görünüyor. Hmm, en sevdiğim. Bu kadar yeterli. Şunu buraya koyuyorum. Hmm, şimdi ne yapsam acaba? Pizza nasıl olur? Hmm, tamam, pizza yapıyoruz. Ha? O ses de ne? Hmm, muhtemelen yanlış duydum. Nerede kalmıştım? Oh, yine o ses. Ah, bir saniye. Elma suyuma ne olmuş öyle? Ah, çok tuhaf. Burada hayaletler mi var ne? Mutfağım fizik kurallarına meydan okuyor sanırım. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Dökmeye devam et anneciğim. Biraz daha içeyim. Ah, nihayet biraz sessizlik. Artık kitabımı okuyabilirim. Bu anı dört gözle bekliyordum ha? Ha, bu da neydi böyle? Neler oluyor? Ah, bütün ev sallanıyor. Hayır. Ah, olamaz, bu imkansız. Gina, endişelenme tatlım, anne geliyor. Sen iyi misin? Canım? Bu da nedir böyle? Ay, çok yapış yapış. Üstelik her yere de bulaşmış. Ah, bu şey sümük. Ah, iyi de bu nasıl olabilir ki? Hiç anlamıyorum. Ah, tatlım, annem burada işte. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Üstüm başım mahvoldu. Çok iğrenç. Elimde değildi anneciğim. Ha, ben hemen dönerim. Çabuk ol ama. Sana ilaç getirdim. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Kocaman aç bakayım. Hayır, olmaz. Emzimi asla çıkarmam. Bu düşündüğümden zor olacak gibi. Aa, bak uçak geliyor. Ama havalanı kapalı. Peki o zaman. Ona gününü gösterdim. Ama o kadar kolay pes etmek yok. Bunu içmen gerekiyor. Benimle sakın tartışma.
Tadı da güzel zaten. Az önce kaşığımı mı tekmeledin sen? O karate derslerinin kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Sen bir de ellerimi görsen. Bu durum biraz korkutucu yalnız. Desteğe ihtiyacım var. Doktor, yardımınıza ihtiyacım var. Küçük kızım ilaçları almıyor. Tam aradığınız şey bende var. Teşekkürler doktor. Ben hemen dönerim. Ah, sizi gördüğüme çok sevindim. Parayı alayım. Umarım bir işe yarar. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gina, bak bende ne var. Bence bu çok hoşuna gidecek. Ha? O da ne öyle? Emzi'ye benziyor. Bir denemek ister misin? Güzel görünüyor değil mi? Evet, ver hadi. Oo, hoşuma gitti. İlacı buna karıştırmıştım zaten. Hayır, hapşırığım geçti. Eminim buralarda bir yerde kamp vardı. Bir dakika, bu harita baş aşağı mı duruyor? Ah, ne güzel bronzlaşmaya başladım bile. Devasa kırmızı X burada olduğuna göre orayı bulmak zor olmamalı. Demek öyle. Bana bir dakika izin ver. Saatimi geçtiğimiz yönü işaretlemek için kullanabilirim. Ah tabii ya, onu biliyordum zaten. Hadi burada kamp kuralım. Şimdi çantamı çıkarmam gerekiyor. Vay canına ağırmış. Böyle çok daha iyi oldu. Bense çantamı her zaman hafif tutarım. Hadi başlayalım. Çok heyecan verici. Doğaya bayılıyorum. Ben kızım ve Doğan'a baş başayız artık. Daha yapacak çok işimiz var. Öncelikle oturacak bir şeye ihtiyacımız olacak. Neyse ki katlanır sandalyem yanımda. Bu olmadan asla evden çıkmam, o kadar rahat ki. Ah, işte rahatlık dediğim bu. Sen de otursana tatlım. Wow. İyi fikir anneciğim. Ben de şunu alayım. Hah, işte burada. Sadece bunu çekmem gerekiyor. Ne? Bak ne kolay oldu. Buna kolaylıkla alışabilirim. Çok iyi değil mi? Sen iyi misin anneciğim? Bunca yürüyüş karnımı acıktırdı. Yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Hem de çarçabuk. Hmm, sosisliğe ne dersin? İşte harika bir kamp atıştırmalı. İyi fikir, hoşuma gitti. Şimdi kamp ateşini yakacağım. İyi, kibriti unutmamışım. Yoksa eski usulümü halletsem. Evet evet, kampçılık dediğim bunu gerektirir zaten. Bu işi filmlerde böyle yapıyorlar. Ne kadar zor olabilir ki? Ha, bir dakika, neredeyse hallettim. Artık her an yanabilir. Acele etme, ben de şu domatesleri halledeyim. Ah canına, çok taze görünüyorlar. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Yumurtanı nasıl istersin? Neyse boşver, en iyisi sürpriz olsun. Birazdan seninle iyi bir ziyafet çekeceğiz. Nasıl gidiyor anneciğim, ateşi yakabildin mi? Ay, hala uyuşuyorsun. Bu işi hızlandırmalıyız, karnım gurulduyor. Hmm, belki yapabileceğim bir şeyler vardır. Bir düşüneyim. Aa, buldum. Çantamdan bir şey almam lazım. Ah işte burada. Bugünümüzü kurtaracak. O şey nedir öyle? Birazdan buna çok şaşıracaksın. Bu kabın içine bir yumurta kırıyoruz. Yalnız kabuklara dikkat ediyoruz. Sonra sosislerden birini alıp yumurtanın içine bandırıyoruz. Şimdi ayetin sihrini göstermesini bekliyoruz. Bir bakayım şuna. Ah, çok hoşuna gidecek, inan bana. Artık çıkarıyoruz. Şuna bak. Yumurtalı sosisimiz hazır. Vay canına, insanlar neler icat etmişler böyle. Hadi yiyelim artık. Hmm, nefis olmuş. Çok lezzetli. Bana bunun tarifini vermelisin. Çadırı getirdin değil mi? Oh, eyvah. İşim çok uzun sürmez tatlım. Şimdi ofise gitmem gerek. Ama birazdan döneceğim. Seni özleyeceğim tatlım. Annen seni çok seviyor. Görüşürüz. Güle güle anneciğim. Of, hiç gitmeyecek sandım. Bu müthiş olacak. Artık istediğim kadar cips yiyebilirim. Cipse bayılıyorum. Hmm, çıtır çıtır. Bu arada her zaman bir yerlere şekerleme zulalarım. Annemin bunlardan hiç haberi yok. Abur cuburları her zaman hazır tutmak gerekir. Hmm, çok nefis. Bunları bütün gün yiyebilirim. Ah, ben de bunları nereye koyduğumu merak ediyordum. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Daha çok, daha çok istiyorum. Hadi dökülün bakalım abur cuburlar. Ne olduğu hiç umurumda değil. Her şeyi yerim. Şu an resmen abur cubur cennetindeyim. Müthiş. Dahası da geliyor. Marshmallowlar. Yaşasın. Ne güzel yumuşacıklar. Bayılıyorum size. Hadi gelin ağzıma. Hmm, işimi hemen bitirdim. İyi oldu. Nerede bu anahtar? En iyisi Gina kapıyı açsın. Eyvah, annem döndü. Etrafta perişan halde. Ay, annem çok kızacak bana. Gina, içeride misin kızım? Hadi aç kapıyı. Başım büyük belada.
Gina, açsana şu kapıyı hayatım. Bir saniye. Slime'ım buradaymış. Hepsini bununla halledeceğim. Sen olmasan ben ne yapardım? Hadi ama. Bunun için zamanım yok. Gina, orada neler oluyor bakayım. Hadi çabuk oğlum. Sanki kasıtlı yapıyorsun bunu. Şu an çok gergin bir an yaşıyorum. Tamam, işte bu kadar yeter. Artık temizleme zamanı. Hamurumu böyle kırıntıların üstüne bastırıp hepsini topluyorum. İşte hepsi yok oldu. Sihir gibi. Çabuk olmam lazım. Sanırım her şeyi toparladım. Bu şey karnım acıktırdı. Gina! Hemen geldim anneciğim. Hemen döndün demek. Ne yapıyordun sen öyle? Zili duymadın mı? Özür dilerim. Ders çalışıyordum. Kendimi nasıl kaptırdığımı bilirsin. Peki o zaman. Vay canına, şuna bak, burası bıraktığımdan daha temiz halde. Evet, biraz temizlik yapayım dedim. Vay canına, teşekkürler canım. Sanırım daha sık dışarı çıkmam lazım. Çok etkilendim Gina, teşekkür ederim sana. Bir dakika, hemen gidiyorum. Gina. Renkler gözlerimi kamaştırıyor. Bebek bakıcısı mı aranıyor? Para işime yarayabilir. Ben hazırım. Kim bu ölümlüler? İğrenç. Çok beklersiniz. Kaybolun. Vampir! Vampir! Rekabeti gerçekten sevmiyorum. Selam, bebek bakıcısı siz misiniz? Buyurun gelin. Çok teşekkür ederim. Oğlumu çok seveceksiniz. Çok sevimli değil mi? Cipslerini çok sever. Ben kaçarım. Birkaç güne dönerim. Cidden mi? Birkaç gün mü dedi? Bu canavar şimdi ne yapıyor? Merhaba bakıcım. Oyuna başlayalım mı? Evet, kaçacaksın. Yakaladım. Bu saatte oyun olmaz. Olamaz. Kaybettim. Çok kızdım. Korktun işte. Ezik. Yeter. Gel buraya bakayım. Yavaşla. Seni duayla davet ediyorum. Saldırı zamanı. Çok korktum ya. Ve yoruldum. Nihayet yatma zamanı. Jared. Uyku zamanı geldi. Yatma vakti. Ama ben yatmak istemiyorum. Jared, gel buraya. Olmaz. Bütün gece uyanık kalacağım. O da ne ya? Uyan. Uyuyor muyuz? Hayır. Öyle mi? Dur bir dakika. Jared, baksana. Dinliyorum. Gel oyun oynayalım. Sen gözlerini kapatıyorsun, ben saklanıyorum. Ben kazanacağım. Peki. Çok iyi, bakmaca yok ama. Daha iyi falan mıyım neyim? Önüm arkam sağım solum sobe. Nerede bu? Hayır, burada değil. Nerede olabilir ki? Kafam karıştı. Tamam peki. Bir süre arasın. İyi geceler. Sonunda biraz dinlenme zamanı. Canım sıkıldı. Ama karım. Ne? Yüzün çok basaklı olmuş. Pardon. Yok artık. Hiçbir şey yok ki. Boşversene. İnanmıyorsan bak. Teşekkürler Jared. Yani ketçabı görüyorum. Sanırım haklıymışsın. Yani her yerine bulaştı. Tamam, oldu mu? Düzeltiyorum değil mi? Ben düzeltmek demezdim. Ne? Olmadı mı? Ya burnum? Oluyor mu? Aynen oluyor. Evet, mükemmel. Teşekkürler ufaklık. Hadi sinemaya gidelim. Öyle mi? Çok eğlenceli olacak. Evet, hadi gidelim hadi. Birkaç dakikaya başlıyor. Tamam. Çabuk yer bulmamız lazım. Tam zamanında. Güzel makyaj. Ama çok çirkin.
Gel şuraya gidiyoruz. Açıklamak ister misin bunu Jared? Tamam açıklayayım. Neyi açıklıyorsun? Sakin ol. Sadece eğleniyordum. Anlamadım ki. Ah zamane çocukları. Hemen kahvaltı istiyorum Madison. Eğlencesi hiç bitmiyor bunun. Yemek 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 yemek. Sessiz ol. Gerçi unuttum. Bu iş için para alıyorum. Peki emredersiniz bayım. Mutlu musun? Ha? Aa, evet evet evet. Aa, bütün kaseyi doldur. Tamam mı? Oley. Ha, bir şey kaçırıyorum herhalde. Evet dön gitsin. Oo, evet oraya da. Dur dur bir kuş görüyorum. Ne? Ben bir şey görmüyorum. Şimdi yandın. Kahvaltı bütün acı olacak. Ne kıkırdıyormuş şimdi? Aptal çocuk. Müthiş oldu. Yani yok bir şey. Buzdolabında şeker var. Ha, öyle mi? Bak. İşte bu. Bir sürü. Uf, kendini zeki sanıyor. Ama tek zeki kendisi değil. Hadi gel otur. Oley. Ay teşekkürler. Hayatımın en güzel günü. Önce gevreğini ye, tamam mı? Aa, çok iyi. Tamam. Afiyet olsun. Olacak olacak. Aha. Evet. Güzel değil mi? Yandım anneciğim. İzlet. Kahvaltımın yanında göstereyim. Bunun olmaması gerekiyordu. Güldük ve eğlendik ama değil mi? Yer burası olmalı. Tak tak. Ha merhaba. Bebek bakıcılığı işi için mi geldiniz? İçeri buyurun. Bu Shelly benim küçük prensesim. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Oo, ne mutlu bir tip bu böyle. Artık başlasak mı? Vay canına tuhaf biri. Bu iş zor olacak gibi babacığım. Aa, benim çıkmam lazım. Hadi küçük kızıma iyi bakın. Memnuniyetle. Umarım ücretin tamamı buradadır yoksa. Seni seviyorum tatlım. Ben plaja gidiyorum. Çok iyi anlaşacağınızdan eminim. Yok öyle bir şey olmayacak. Asla olmaz kesinlikle olmaz. Bu çok eğlenceli değil mi? İyi bir film gibisi yoktur. Ben çok sıkıldım. Aa, karnım da gurulduyor. Bir şeyler yemem lazım. Ha, ne dedin sen? Aa, merak etme ben hemen hallederim. Birazdan dönerim. Nereye gidiyor bu? Ne sinir bozucu bir tip. Sana lezzetli atıştırmalıklar getirdim. Taze bir havucu ne dersin? Şaka yapıyorsun herhalde. Aa, peki ya... Domates? İğrenç. Elma? İşte bu olabilir. Güzel görünüyor. Elmaya bayılırım. Dişim. Bu değişik oldu işte. Şu an tehlikeli görünüyor muyum? Hiç panik yapma. Hemen dişçi arıyorum. Hey, sakin ol. Bu görünüşü sevdim aslında. Onun sorunu ne? Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ver şunu bana. Ne? Ne yapıyorsun? Birazdan öğrenirsin. Şimdi kıpırdama. Peki bir nişancı değilimdir ama bolca alıştırma yapıyorum. İşte hazırım. Aa, en iyi atışın bu mu yani? Eminim ki bir dahaki sefere tutturursun. Yok bu sayılmaz. Bu sefer tutturacağım. O mumu hiç sevmemiştim zaten. Okey fırlatmada berbatsın gerçekten. Evet baskı altında pek iyi değilimdir. Şimdi bu işi daha ilginç hale getirelim. Yok artık. Bir saniye. Aa, bunu nasıl yaptın? Neler oluyor? Seni korumam lazım. Hadi sen benimle geliyorsun. Böyle bir riski tekrar alamayız. Çözümümüz işte bu dilimleyici. Şimdi bunun işe yarayacağını göstereceğim. Elmayı buraya koyuyoruz. Sonra dilimleyiciyi elmanın üstüne koyup aşağı bastırıyoruz ve elmayı dilimlere ayırıyoruz. Ne diyorsun? Hadi al bakalım. Vay canına çok acayipmiş. Bir saniye. Neye bakıyorsun sen? Hiç şansın yok bunlar benim.
Bir dakika, ben elma yiyorum, oysa bisküvi yiyor, öyle mi? Bu haksızlık ama. Sanırım elmalar bana kaldı. Sonunda zamanı geldi. Bugün Shay'nin doğum günü. Bir sürü planlayacak şey var. Çok heyecan verici değil mi? Kendin için konuş sen. Bu balon burada güzel durdu. Buraya rengarenk bir hale getirelim. Şimdi bu nefis pastayı masaya koyalım. Mutlu yıllar. Bunu benim için mi yaptınız? Vay canına, buna inanamıyorum. Parti süsleri ilginç olmuş. Bunları kendimiz yaptık. Umarım beğenirsin. Ne de olsa bu senin özel günün. O zaman ben de bir dilek tutayım. Buldum. Umarım gerçekleşir. Yaşasın. Hadi parti başlasın. Şimdi çok eğleneceğiz. Ah, neredeyse unutuyordum. Sana bir şey vereceğim. Bunu kendim seçtim. Ay yok artık. Bu da nedir? Bu gerçekten benim için mi? Ah, içinde ne var? Ah, bu bir oyuncak bebek. Zahmet olmuş sana. Evet, gerçekten olmuş. Benim de sana bir hediyem var. Buna bayılacaksın. Bu şey aptal bir oyuncak bebekten çok daha iyi. Ah peki. Canlı bir şey değil değil mi? Gerildim şu an. Bu da ne? Bu bir kafatası. Yok, ben fikrimi değiştirdim. Sen de kalsın. Ama bunu senin için aldım. Almazsan kırılacağım. Yok, ben iyi böyle, sağ ol. Peki o zaman bunu kendime saklayacağım. Çok şey kaçırıyorsun yalnız. Ben senin yaşındayken giyotinlere bayılırdım. Ne harika bir parça bak. Ne? Giyotin mi? İyi de bununla ne yapılır ki? Ben de bunu sormanı bekliyordum. Sana göstereyim. Bunun için bir kurbana, yani gönüllüye ihtiyacım var. Hadi sok kafanı buraya. Bu biraz canını acıtabilir. En havalı kısmına hazır mısın? Bebeğim! Dada, işte şimdi güzel oldu. Aa, az önce ne izledim ben? Bu çok havalı olmuş ama. Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Can acımış olmalı. Ben iyiyim, iyiyim ben. Aa, değilmişim. Ve cesur prenses, korkak prensi kurtarmış. Ve ikisi sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Gözlerim kapanıyor. Bu hikaye çok sıkıcıydı. Aa, çok tatlısın ufaklık, seni çok seviyorum. Tatlı rüyalar. Ha, neler oluyor? Orada biri mi var? Shelly, bize katıl. Ne? Olamaz, geri çekil. Ben karate biliyorum. Shelly, olamaz. Şimdi senin icabına bakacağım. İşte yakaladım. Hadi göster kendini. Ha? Bu da ne? Ver şunu bana. Sürpriz. Çık hemen buradan. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Şu an çok kızgınım. Artık her şey yolunda canım. Bir dakika. Beni yalnız bırakma. Yalnız kalmak istemiyorum. Bir düşüneyim. Çantamda bir şeyler olmalı. Bir bakalım. Bu oraya nasıl girmiş? Başka ne varmış? Chris, sen bunu hiç görmedin. Bir dakika. Tıraş köpeği. Başka canavarlar da olabilir. Ne yapacağımı biliyorum. Ufak bir değişiklik yapmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Bak bende ne var? Canavar kaçırıcı sprey. Canavarlar bundan nefret ederler. Ha, gerçekten mi? Böyle bir şey var mıymış yani? Ah, işe yarıyor mu peki? Kes şunu. Al bakalım. Tüpü hemen elinden bırak. Neyse, sanırım bunu hak ettim. Halbuki ben seni... neyse, boş ver. Ah, benim hatam. Güzel kokuyor. Yok, gidip kusmam lazım. Ortalığı berbat etme ama. Bu çok komikti. İyi atladım ama onu. Gerçekten de öyle yaptın. Acaba içinde ne var? Açabilir miyim lütfen? Bir telefon. Bunu hiç beklemiyordum. O benim. Bu oyunu seviyorum. Bu çok eğlenceli. Hey, bu haksızlık. Burada başka bir şey olmalı. Hayal kırıklığına uğradım. Belki başka sefere. Telefonu doğru dürüst tutamıyorum. Bu da ne? Gereksiz şey. O nedir? Canına. Bu çok şirin. Hem de çok yumuşak. Belki şöyle sıkabilirim. İyi geldi. Biraz iğrenç ama sevdim.
Olamaz. Tam kazanıyordum. Yo! Beni korkutuyorsun. Aptal oyun. Bir şeyleri kırmak istiyorum. Al bakalım. Çok kızgınım. Kes şunu. Gemi. Şunu dene. Ne? Ver şunu bana. Bu mükemmel. Yumuşacık. Bunu bayağı sevdim. Öfkemin eriyip gittiğini hissediyorum. Bunu bütün gün yapabilirim. Bayıldım. Sık onu hadi. Gerçekten mi? Tamam. İşte geliyor. Bana doğru tutmasana. Tam yüzünden vurdu. Tüh, yanlışlıkla oldu. Ama kabul et, etkileyici bir atıştı. Çok iğrenç. Bu sefer ne var? Hadi birlikte açalım. Hadi. Bu da ne? Bir bezelye mi? Şuna bak. Vay canına. Daha yakından bakalım. Anladım. Bu bir stres oyuncağı. Bu muhteşem. Bezelyeler çıkıp duruyor. Bak Ashley. Ben sanırım bana oyuncak yok. Bununla ne yapacağım? Bir dakika. Bonjour. Bu sizin miydi? Onu alayım. Yavaş ol hele. Dur. Bak ne yaptın. Affedersiniz, bezelyeyi afiyetle yiyin. Şimdi ne yapacağım? Belki bu boncukları kullanabilirim. Ama nasıl? Merhaba küçük bezelye. Bir dakika. Buldum. Bu boncuklar ve paket lastikleri lazım. Lastiği delikten geçiriyorum. İşte böyle. Şimdi boncuğu süslüyorum. Gülen bir yüz çizeyim. Ne güzel görünüyor. Bir kartonu bezelye kabuğu şeklinde kestim. Şimdi lastiği kartona yapıştırıyorum. Uçlarını kapatmalıyım. Sağlam olmalı. Yapıştırıcı kuruyunca kartonu katlayabilirim. Hadi bir sıkalım. Harika görünüyor. Pahalı stres oyuncaklarına gerek yok. Bu da onlar kadar güzel. Şuna bak. Vay canına. Deneyebilir miyim? Değiş tokuş yapalım. Tamam. Neden olmasın? Teşekkürler. Bu çok güzel. Ashley çok akıllısın. Bu çok sıkıcı ya. Bunu hiç beklemiyordum. Bu çok havalıydı. İçine bakalım. Hadi ama tuvalet kağıdı mı? Nasıl yani? Sanırım bunu sonraya saklayacağım. Ya da bir teleskop olarak kullanabilirim. Tuvalet kağıdı mı? beni görebiliyor musun? komik değil. Sende ne var? Evet, onu unutmuşum. Umarım iyi bir şeydir. Bu da ne? Bu bir yer fıstığı. Daha heyecan verici bir şey bekliyordum. Bununla ne yapmam gerekiyor? Bir dakika. Bir yer fıstığı daha var. İlginç. Fıstıklar beni bir yere götürüyor. Sanırım tuvalet kağıdıyla baş başa kaldım. Ne yapacağım? Bari böyle vakit öldüreyim. Yer fıstığı mı? Gereğimin içinde ne arıyor? Bir ipucu daha. Siz bana bakmayın. Ashley. Burada olmaman gerekiyor. İşte yolun sonu. Bunu alacağım. Bunun eğlenceli olması mı gerekiyordu? Ne yapıyorsun? Berbattı. Biliyorum. Bak ne buldum. Minik bir ağaç gövdesi mi? Kafam çok karıştı. Ne işe yarıyor? Vay canına, şunu gördün mü? Çok kıskandım. Bende sadece bir tuvalet kağıdı rulosu var. Bir dakika.
Ne yapacağımızı buldum. Kağıttan bir şerit kesiyorum. Tuvalet kağıdı rulosuna sarıyorum. Sonra uçlarını yapıştırıyorum. Şimdi üstüne desenler çizeceğim. Bir ağaç gövdesi gibi görünmesini istiyorum. Güzel görünüyor. Sıra bu balonu içine koymaya geldi. Balonun ucunu rulodan geçiriyorum. Balon içine tam oturdu. Sonra balona kağıttan kollar yapıştırıyorum. İşte böyle. Balona bir de yüz çizeyim. Patlamasını istemem. Şimdi ruloyu sıkıyorum. Tıpkı düşündüğüm gibi oldu. Şuna bak, kafasını çıkarıp duruyor. Ashley, nasıl buldun? Aa, bayıldım. Bunlar bizim küçük dostlarımız. Ay, ne sevimliler. Bunda iyi olduğunu sanıyordum. Vay canına, bundan hiç sıkılmayacağım. Açabilir miyim? Açabilirsin. Balonlar. Bir sürü balon. Keşke şişirilselerdi. Seninkini açsana. Tamam, sürprizlere bayılırım. Vay canına. Şuna bak. Aa, bu nedir? Bir de oyuncak araba var. Bunlar ne işe yarıyor? Balondan daha iyi. Şişirmeye başlasam iyi olacak. Bu biraz zaman alabilir. Tekrar deneyelim. Bu şeylerin nesi var? Üçüncü de olacak. Bak, yapıyorum. Şişirmeye devam etmeliyim. Hayır. Balonlarla işim bitti. Al, senin olsun. Bundan daha fazlası olmalı. Ah, geminin balonları. Bir dakika, acaba ne olduğunu buldum. Arabayı domuza bağlayacağım. Sonra balonu bu uca takacağım. Sanırım hazır. Şimdi pompalamaya başlıyorum. İşe yarıyor. Bir düğmeye basıyorum. Araba gidiyor. Şunun gidişine bak. Vay canına, çok havalı. Ha? Neden bu kadar gürültü yapıyorsun? Aa, şuna bak. Ha, bu çok akıllıca. Bu bana bir fikir verdi. İşe koyulmanın vakti geldi. Bu kartonda delikler açıyorum. Pembe bir balonu şişirdim. Onu bir delikten geçiriyorum. Aynısını başka renklerdeki balonlarla da yapıyorum. Balonların o sıranın renginde olmasını istiyorum. Deliklerin hepsi doldu. Vay canına, bu dev bir simple dimple oldu. Balonları sıkıveriyorum. Ah, çok iyi geldi. Ashley, bak ne yaptım. Ha? Vay canına. Eğlenceli görünüyor. Gördün mü? Balonlar o kadar da kötü değilmiş. Wow, şu oyuncaklara bak. Yok artık, gerçek bir robot. Çok havalıymış. Anneciğim. Ne istiyorsun ya? Şu robotu alabilir miyiz? Olabilir. Hep istek. Selam, bu süper robotu istiyorum. Dur bir saniye. Şuna bak. Bunu tek ben mi görüyorum? Anne, fikrimi değiştirdim. Korkunç bebeği istiyorum. Olmaz, eve gidiyoruz. Ama bebek. Uf, ne sinir bozucu çocukmuş. Neler oluyor? Korkmaya başladım. Sonunda rahatladım. Sen nereden çıktın ya? Sen hayal gücümün bir ürünü olmalısın. Çok acayip. Ara beni. Çok fazla çalışıyorum. Bu hiç adil değil anne. Robotu almadık mı oğlum? Evet, aldık biliyorum. Ama öbür bebeği çok istemiştim. Her istediğini alamazsın. Ha, bu da neydi? Orada biri mi var? Anne, sen misin? Vay! Dur, bana neden öyle bakıyorsun? Korkma Liam. Ben kaçıyorum, saklanmam lazım. İyi de nereye? Olamaz. Ne yapacağım şimdi? İşte buradasın. Ben de seni arıyordum. Ne istiyorsun? Böyle mi bitecekti? Annemi istiyorum. Ne yapıyorsun Liam? Canını yakmayacağım. Hadi ver elini bana. Sen ciddi misin? Hadi gidelim. Tatlı görünüyorsun.
tozdan nefret ederim. Evin tertemiz olması lazım. Hmm, bakalım başka neler temizlik istiyor. Aa, şu hale bak. Leo legolarını hiç toplamıyor. Taranıyor. Yok olmayacak. Dağınık oyuncak protokolü açılıyor. Böyle daha iyi oldu. Stres oluyordum. Halı rahat bir nefes aldı. Ne kadarlığını bilemem. Legoları şuraya bırakalım. İşimiz daha bitmedi. Dağılacak tozlar var. Hadi. Temiz ev, temiz kafa. Neredeyse bitti. Durum çok kötü. Oyuncağın saçı kayboldu. Gel, hiç güzel görünmüyor. Aa, burada olabilir mi? Hemen bakayım. Açıp arayacağım. Şimdi her şeyi görebiliyorum. Dur biraz. Bu muydu? Tam da bunu arıyordum. Yakışıklı oldun ha. Kötülerle savaşmaya hazırız. Yuhuu. Hadi. Niye mi gördüm sandım? Nasıl ya? Ben burayı yeni temizlemiştim. Doğru olamaz. Bunu yapabilecek tek kişi var Liam. Hadi ama. Hey, gel şuraya. Peki ne oldu? Kımıldama. Bundan keyif alacağım. Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Neler oluyor? Seni bantla saracağım ama yapışkan tarafı dışa dönük olacak. Hey, başım dönüyor. Bu kendi suçun. Neredeyim? Dur yardımcı olayım. Lego'nu ne kadar iyi topladın. Hey, şuna bir bakar mısın? Etrafım Lego olmuş. Harikaydı. Çok eğlendim. Ah, ev de sonunda temizlendi. Hey, biraz eğlenmek ister misin? Hadi. Bu işi daha iyi düşünmeliydim. Hadi ama. Çok sıkıcısın. İşim asla bitmez. Ama daha kötü de olabilirdi. Hala rafta da olabilirdim. Yerler iyi görünüyor. Bu işareti de koyalım. Dikkatli olmakta fayda var. Yerlerden gayet memnunum. Sırada ne var? Bu oyun çok iyi ya. Bitirebilmek isterdim. Ay ay, neler oluyor? Ver coşkuyu. Hey, ritmim çok kıyak. Evet, işte budur. Oh, ucuz atlattık. Bu da ne? Peki, şimdi anladım ve aklımda iyi bir fikir var. Evet, bu şimdi harika olacak. Burası iyi görünüyor. Geliyorum ve kayıyorum. Vay! Bu hayatımın en güzel günü. Ay! Bu kulağa hiç hoş gelmedi. Korkma, hemen geliyorum. İyi misin Liam? Sanırım değilsin. İmdat, imdat. Hey. Oh Liam. Bak şimdi ne yaptın? Ver şu çorabı. Bununla sıkıntımızı çözebiliriz. Ah, tabii ki işaret yeterince büyük değildi. Ya, neyse ki ne yapacağımı biliyorum. Tutkal tabancamızı alalım. Bununla çorabın üstüne bir kalp çizeceğiz. Bir tane de buraya. Bir eksik var. İki nokta daha yapayım. Aynısını diğer çoraba da yapayım. Bunları sana yaptım. Kaymanı engelleyecekler. Çorap mı? Sağ ol ya. Peki giyelim madem. Çok rahat oldu. Test sürüşüne çıkalım. Hey, gayet güzellermiş. Daha fazla yapabilir misin? Çok acıktım. Sabreden derviş muradına erermiş. Ha, bu mudur? Bunu yapmak bu kadar süremez. Hadi ama denesene. Zorunda mıyım? İstemiyorum. Hadi ye şunu. Hayır, istemiyorum. Şimdi ne yapacağım ya? Hemen geliyorum. Hiç gelmesen de olur. Üf, iğrenç. Farklı bir yöntem deneyelim. Şunu kullanmam gerekiyor. Hey, tren raylarımı getirdin. Kafam karıştı. Ne yapıyorsun böyle? Birazdan öğreneceksin. Önce rayları kurmam gerekiyor. Bu da son parçaydı. Ama bir tek şey eksik. Trenin kendisi. Ve işte oldu. Yolcu vagonları da vardı. Trenlere bayılıyorum. Hadi hepsini birleştirelim. Binaları da unutmayalım. Peki ağaçlar? Aa, bu işaretler de yakıştı. Evet, ben de bayağı beğendim. Trenin özel bir kargosu var. Sos tabakları. Ne? Yok artık. Her trenin bir restoranı olmalıdır. Enfes görünüyorlar. Hey, şimdi ne yapıyorsun? Cipsleri getiriyorum. Bunları çok sevdiğini biliyorum.
Beni çok iyi tanıyorsun. Trenin kalkış saati geldi. Çuf çuf, gidiyoruz. Vay, hipnotize oldum. Ha, evet, şu sosu deneyeceğim. Hmm, çok güzelmiş. Keşke her yemek böyle olsa. Bayıldım, çok güzel. İşe yarayacağını biliyordum. Hadi tekrar deneyelim. Geliyor. İşte yemeğim geliyor. Şu tabakları ortaya koyalım. Hepsini bitirmeyi unutma. Anlaştık. O meyveler desiz duruyor. Keşke daha önce aklıma gelseymiş. Bütün gün izleyebilirim. Bak ne diyeceğim, izleyeceğim ya. Sos geliyor. Hamur işleri eğlenceli. Neden kız kardeşine yardım etmiyorsun? Tak bakalım şöyle. Yapmak zorunda mıyım? Ha, bu eğlenceli olacak. Ah tabii. Tamam hadi şunu yapalım. Hamuru böyle yoğur. Ha, anladım. Bu iyi görünüyor. Şimdi merdaneyi kullanmalısın. Bu benim gerginliğimi de olabilir. Ah bu kısmı sevdim. Böyle yapacağım değil mi? Hamur işi kolaymış. Ha? Bir şey yanlış gitti. Aa, Luna galiba bir sorunumuz var. Aa, ben bunu yemem. Bir şey yap. Sorun yok, bunu düzeltebiliriz. Dikkatini yaptığın işe ver. Yanlışlıkla olduğun saçım her yere girip duruyor. Hmm, bu bir sorun. Saçım bayağı uzun. Bir şey yapabilir misin? Şey, sanırım... Hızlıca keserim. Ha, olmaz. Ha, o zaman B planına geçeriz. Kımıldama. Aa, işe yarayacağını sanmıştım. Bekle. Kullanabileceğimiz bir şeyler olmalı. Yok bu olmaz. Aa, başımızı görür. Tamam. Saçına şekil verelim. Aa, iyi fikir bu. Hadi yap. Saçını makineye takacağım. Vay canına. Sonuna kadar sokmam lazım. Saçını da gezdireceğim ve iple örecek. Vay canına, muhteşem. Devam et. Aa, çok şık oldu. Harika görünüyor. Böylece saçın hamura girmeyecek. Şimdi şu işi bitirelim. Sadece hamuru aç. Aa, Luna. Yine yardıma ihtiyacım var. İşte hamur işini bu yüzden sevmiyorum. Vay canına şuna bak. Çok güzeller. Anne anne bak. Ne o tatlı? Aa flamingolar. Aa, bir tane istiyorum onlardan. Flamingo olabilir miyim lütfen anne? Flamingo almayacaksın. Aa bu haksızlık. Güzel hiçbir şeyim yok. Ah, kanalı değiştirelim. Şuna bak. Şirin kedicikler. Kedi alabiliriz. Hayır ben flamingo istiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Aa, bir köpek. Köpekleri sever misin? Köpek ister misin? Aa, unuttun mu? Zaten bir köpeğim var. Uzaktan kumandayı bana ver. Tamam al bakalım. Flamingoları görmek istiyorum. Çok yaramazlar. Bana flamingo. Ama onu nereye koyacağız? Hem ne yedireceğiz? Bir dakika. Gerçek flamingo demedi ki. Bu her şeyi çözebilir. En iyisi bir arayayım. Merhaba ben bir sipariş verecektim. Evet bir an önce gönderin. Ama canına çabuk geldi. Sana şuna bak. Aa bir kutu. Güzel. Hayır kutuda bir şey var. Bence beğeneceksin. Oo, sürprizlere bayılırım. Bunu daha önce düşünmeliydim. Oyuncak flamingo mu? Aa, bununla ne yapacağım? Dur sana göstereyim. Bu ufaklığın karnı çok acıkıyor. Onu beslemeliyiz. Kuş yemini çok seviyor. Şimdi ona yedireceğiz. Şimdi onu tuvalete oturt. Bak anne yemi yiyor. Çok güzel öyle değil mi? Evet. Şuna bak. Olamaz. Yoksa şey mi yapıyor? Onu yalnız bırakmamız gerekmez mi? Önemli değil. O aldırmaz. Bu muhteşem. Bak bitirdi.
Ne büyük rahatlık. Selam Sunny, ne yapıyorsun? Birazcık daha. Neler oluyor? Sunny, beni duyuyor musun? Aa, selam anne. Ne oldu? Palyaçoya benzemişsin. Hadi gel, bunu temizlemeliyiz. Sabunu al ve temizlemeye başla. Mecbur muyum? Makyajımı seviyorum ama. Tamam peki. Ama bunu hiç sevmedim. Gördün mü? Yapıyorum. Ay. Vay canına, nasıl yakaladım? Şunu gördün mü? Sabun, geri gel. Nasıl yani? Nereye gidiyor? Neyse, görüşürüz. O kadar çabuk değil. Bir düşüneyim. Bir fikrim var. Bunu kullanabiliriz. Kapağını açıyorum. Kabı sıvı sabunla dolduruyorum. Bu kadar yeter. Kapağı geri kapatıyorum. Artık kullanabilirsin. Sunny, denesene. Gerçekten mi? Vay canına. İşte geliyor. Vay canına, bana sabun verdi. Bu eğlenceliymiş. Aferin kızım. Makyajını temizle. Hiçbir noktayı unutma. Böyle daha iyi. Makyaja ihtiyacın yok ki senin. Bu da ne? İnsanlar bir hazine bırakmış. Çok güzel. Nereye gitti? Kendim alışverişe kaptırmayı seviyorum. Ama kredi kartım öyle düşünmüyor. Büyük ucuzluk vardı. Buna kesinlikle değdi. Selam tatlım. Onlar doğum günü hediyelerim mi? Neyin mi? Hayır. Unutmadım gerçekten. Ona verebileceğim bir şeyler olmalı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Ona ayakkabılarımı veremem. Vay canına, bu ne? Hayır, bu annen için. Unuttun değil mi? Hayır, ben... bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. İşe koyulma zamanı. Sadece biraz yaratıcı olmalıyım. Kutunun kapağını alıyorum. İç kısmına iki göz çiziyorum. İşte böyle. Şimdi içini dolduruyorum. Güzel görünüyor. Şimdi bir burun ve bir ağız çiziyorum. Ardından ağzını oyup çıkarıyorum. Sunny buna bayılacak. Çok üzgünüm. Bak bende ne var? Eski bir ayakkabı kutusu mu? Bu bir şaka mı? Şunu izle. Şekerlemeleri kapağa döküyorum. Deliğe sokmaya çalış. Bu bir oyun. Yapıyorum anne. Bu çok eğlenceliymiş. Hepsini deliğe soktum. Ben de bu muhteşem ayakkabıları aldım. Bu şala da bayıldım. Of, çok sıkıldım. Lily'e bir bak. Neden bu kadar uğraşıyor ki? Ben size zamanımı elenerek geçirmeyi seviyorum. Dikkat et çalışan inek. Bu hiç hoş değildi. Hadi durma, ağla bir de. Cheryl kendini çok zeki sanıyor demek. O da ne? Peki buna ne diyorsun? Bu anındaki ıslak çayda nedir? Nihayet huzur içinde dersimi çalışabilirim. Sosisliğe bayılıyorum doğrusu. İşte biri gitti. Geriye bir sürü kaldı. Nefis. Sen de gel bakayım. Çok lezzetli. Bunu ben alıyorum. Hiç sanmıyorum. Bunun için kapışmaya var mısın? İşte başlıyoruz. Belli ki bu mutfak ikimize dar geliyor. Ben de o sosisleri seninle asla paylaşmam. Hazır mısın? Başla. Bence cesaret edemezsin. Yoksa edebilir misin? Dene de gör o zaman. Kimse benimle kapışmaya cesaret edemez. Şuradaki çaydanlığa bak. Öyleyse başlasın. Davran hadi. Çek şu çatalını önümden. Ama ilk önce ben davranmıştım. Ver şunu bana. Bırak artık. Ne?
Ah, olamaz. Artık yeter ama. Sosis savaşı hakkında ben ne demiştim? Bu kimin? Bu sosisleri etrafa kim fırlatıyor? Size diyorum. O fırlattı, o fırlattı. Yalan söyleme. Kessin şunu artık. Kavga etmek yerine neden paylaşmıyorsunuz? Bakın, işte size kusursuzca kesilmiş dilimler. Aa, müthişmiş. Ketçapı da unutmuyoruz tabii. Ketçapı işte tam buraya döküyoruz. İşte şimdi mutlu muyuz kızlar? Sanırım bir orta yol bulduk. Hadi şunları ketçaba batıralım. Sonunda anlaşmanıza çok sevindim. Hadi görüşürüz. Yaşasın. Daha önce hiç bu seviyeye gelememiştim. Lili. Aa, ne var? Kambur duruyorsun. Aa, peki anne. Bak ne kolaymış. Aa, evet artık oturuyorum. Oyun müthişmiş. Evet ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Aa, evet. Aa, dik oturmuyor mu bu yoksa? Tabii ona olmaz dedim. Lili. Anne. Hadi otur bakayım hadi çabuk. Ah neyse. Of çok yorgunum. Lili. Ne var? Omuzların öne inmiş yine. Teşekkür ederim. Neyse boş ver. Bugünkü konu çok zorlayıcı değil neyse ki. Ama yine yoruldum. Aa Lili. Hey. Aa, sen ciddi misin anne? Düzgün otur diyorum. Peki. Daha iyi mi şimdi? Hem de çok. Hiç aman vermiyor ya. Lili! Ha? Dik otur hemen. Of yok artık. Ne var? Kahvaltın hazır. Aa harika. Oo, mısır gevreği en sevdiğim. Öyle mi? Bu yaz seni futbol kampına yazdırabiliriz diye düşünüyorum. Ve? Neden beni dinlemediğini hiç anlamıyorum. Şu omuzları geriye çek bakalım. İşte çok daha iyi. Lili, dik otur. Hadi bana yardımcı ol. Anne, beni biraz rahat bırakır mısın? Pekala, hadi bakalım. Bunu nasıl yapıyorsun? Benim için basit bir şey. Neyse. Aynen devam. Herhalde şaka yapıyorsun değil mi? Lili, canım. Madem ben beceremiyorum o zaman bu şeyi kullanacağız demektir. Aleti bu şekilde masaya sabitliyorsun ve çeneni buraya koyuyorsun. Böyle çok daha iyi değil mi? Vay canına şuna bak. Bu parkın tamamı suyla mı doluymuş? Herhalde orada olsam daha da güzel görünürdü. Bir sürü kaydırak ve su oyunları. Eminim çok hızlı kayardım. İşte harika bir kaydırak yaptım. Bence çok güzel oldu. Ah, bunu anneme göstermem lazım. Anne. Anneciğim. Kimse var mı orada? Aa, ne oldu tatlım? Aa, bu nedir? Aa, su kaydırağı mı? Aa, çok güzel olmuş tatlım. Benim minik ressamım. Beni hiç dinlemiyor ki. Of. Gel benimle. Aa. Bunu kendin görmelisin. Bak. Aa, oraya mı gitmek istiyorsun? Evet lütfen. Peki peki tamam. Ama bu ücret suda oynamak için çok fazla. Bir saniye. Bakalım burada neler varmış. Sadece birkaç dolar mı? Ah, bu kadarının bize yeteceğini hiç sanmıyorum. Ah, gerçekten mi? Bugünlerde para durumumuz pek iyi değil canım. Ama belki burada bir şeyler yapabiliriz. Bak burada bir sürü şey var. Ah, süper. Bu neymiş bakalım? Ah, güzel. Ve bunların hepsi indirimde. Al bakalım pahalı su parkı. Bu işi kendi yöntemimle çözeceğim. Sadece bunlar lütfen. Tamam. Toplam 7 dolar ediyor. Aha bakalım.
İyi günler. Hadi bakalım soyunlarımız başlasın. Bu musluk çok eğlenceli. Ve bu ufaklık da öyle. Banyo zamanı mı daha çok parti zamanı gibi oldu. Yalnız şu an çok önemli bir şey eksik. Güzel ama baloncuklar olmadan da olmaz. Şöyle bolca dökelim. Hı hı. İşte oldu. Çok güzel görünüyor. İçine dalmak ister misin? Sana da iyi yüzmeler ufaklık. Merak etme su sıcak. Süper. Şimdi her şeyi suya atalım. Girin bakalım. Ancak amacın çok çok eğlenmekse bu ufaklık tam bize gereken şey. Ah, muhteşem olmadı mı? Üstelik hepsinin fiyatı sadece 7 dolardı. Olivia! Ne var? Olamaz. Burası aynı su parkına benziyor. Hadi sen de gir suya. Tamamdır anneciğim. Bak nasıl su fışkırıyor. Hey, su istediğim gibi akıyor. Ve şu baloncuklara bak. Bu su parkı tamamen sana ait tatlım. Pekala, şimdi giriş yapalım. Herkese merhaba. Evet, bunları sizin için hazırladım. Evet, elbette. Evet, doğru. Ne yapıyorsun anneciğim? Gelme buraya tatlım. Neyse, buna göre. Benimle oynamıyor. Merhaba, seni seviyorum anneciğim. Hey, bir dakika. Haksızlık bu. Tamam, evet, haklısınız. Aslında... bunun için üzgünüm. Hey anne! Hey şuna bak. Yumuşacık. Gıdıklıyor değil mi anneciğim? Neler karıştırıyorsun orada? Ay dur. Her neyse. Al bakalım. Annemin telefonu. Az önce dediğim gibi. Telefon müthiş. Of ya olamaz. Hadi beraber oynayalım. Evet tabii ki kulağım sizde. Bir saniye. Lütfen burada bir şeyler olsun. İşte bu. Özür dilerim. Şu tabancaya bak. Eğer o belgeye göz gezdirirseniz. Hadi devam et. Tamam bir saniye lütfen. Güzel dışarı çık bakayım. Bunun için üzgünüm arkadaşlar. Olamaz. Çok utandım. Bunların hepsini bir torbaya sığması şaşırtıcı. Çok taze kokuyorlar. Ama her yere su akıyor. Olur böyle şeyler. Ne yapalım? İşte halletmem gereken bir dağınıklık daha. Al şunu bakalım. Merhaba Cheryl. Evet takla onları hadi. Hey dikkat et hepsini aynı anda nasıl yapıyorsun? Keşke bu kabiliyetini daha iyi bir şekilde kullanabilseydi. Ay yok hiç zorlamamak en iyisi. Bunu bir düşüneyim. İşte böyle olur. Sanırım çok iyi bir fikrim var. Oynarken ben de işe koyulayım. Tek ihtiyacım olan birkaç çıkartma. Tam da uydu. Şimdi sen orada kal tamam mı? Demek hala oynuyorsun Cheryl. Hey ben. Teşekkürler. O zaman başka bir bardak alırım ben de. Ama bu hiç iyi olmadı. İçindeki de nedir bunun? Acaba yine de buna su koyabilir miyim? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Hey, bu şey değişiyor. Minik sevimli bir kedi çıktı. Müthiş. Bunu babama göstermeliyim. Babacığım bak bardağın içinde ne var? Vay canına çok çok güzel. Bunun olacağı hiç aklıma gelmemişti. Günün en sevdiğim öğünü. Bugün bundan bolca kullanacağım. Biraz da bundan ve biraz da tuzlu bir şeyler.
Hadi ama. Keşke bir kolum daha olsaydı. Hadi artık. Oh, olamaz. Gevreyim. İşte bu harika. Ah, yine başa döndük. O zaman tekrar deneyelim. İşte oldu. Belki bu şekilde taşırsam. Ah. İşte birinci round tamamdır. Oldu. Ah. Senin için geri döneceğimi söylemiştim. Artık yemeğe başlayabilir miyim acaba? Açıl. Hadi. Hadi. Daha sıkı tutmam lazım. Of, yok. Bugün bir şey beceremiyorum. Bir dakika. Bunlar ok mu? Çevirmeli kapak mıymış bu? O zaman bu kapağı açtım demek oluyor. İyi ki kimse olan biteni görmedi. Neyse. Olacak iş değil. Sakinleş, sakinleş. Şimdi biraz yardıma ihtiyacın var. Nerede acaba? Merhaba. Selam. Parayı getirdin mi? Ona gerçekten ihtiyacım var. Evet, para para. Lollipop mu? Peki. Hadi zehrini seç. Ben canına ne çok şey var. Ama bana özel bir şey lazım. İşte bu. Peki. Teşekkür ederim. İşte işe koyulabilirim şimdi. Bu evde artık kimse bir şeyler dökmeyecek. Bak ağzını nasıl kapatıyor. Hadi meyve suyu ak bakalım şimdi. İşte olay bu arkadaşlar. Artık ilk ısırığımı alabilirim. Bir an hiç yemeyeceğim sandım. Beklemeye değdi. Şimdi meyve suyu gelsin. Hayat bir anda nasıl kolaylaştı. Ne güzel uyumuşum. Nasıl görünüyorum bakayım. Daha iyi günlerim olmuştu. Pekala. İlk ne yapıyorum? Dişlerim. Şu ağız kokusunu halletmem lazım. Bu zor işte. Niye her şey bulanıyor? Bu böyle olmayacak. Gözlüğümü takmıştım halbuki. Nereye gitti bu? Burada bir yerlerde olmalı. En kötü ne olabilir ki? Sadece diş macunu. Dikkatlice. Neredeyse oldu. Sanırım hallettim. Büyük anne, ne yapıyorsun? Yardım ister misin? Her yer diş macunu olmuş. Biliyorsun macunun fırçanın üstüne gelmesi lazım. Dur, sana yardımcı olacak bir şey var bende. Bu senin diş macunu sorununu çözecek. Ver şunları bana. Diş macunu buraya koyuyorsun. Şimdi buraya vidalamamız lazım. Ve işte hepsi bu. Kullanıma hazır. Fırçayı ileri itiyorsun ve tam yeterli miktarda diş macunu geliyor. Etrafta kirlenmiyor. Vay canına, gerçekten gelecekte yaşıyoruz. Bir dakika. Bu benim gözlüğüm mü? Nasıl çıkmış oraya? Şimdi daha iyi. Neyse ki buldum. Şimdi dişlerimizi temizleyelim. Tamam, ben gidiyorum. Sonunda evimdeyim. Tüh, annem eve döndü. Evi temizlemedim. Dün gece ne yedim ben? Arkadaşlar, sizin ortadan yok olmanız lazım. Ne çok abur cubur var. Çabuk olmalıyım. Selam köpekçik. Sana tuvalet eğitimini vermeliyiz. Annemin bu dağınıklığı görmesine izin veremem. Neredeyse bitti. Selam anne. Eve hoş geldin. Şu elindekileri alayım. Az kalsın yakalanacaktım. Bir şey de atıştırmam lazım canım. Sen böyle otur, hemen geliyorum. Tabii anneciğim. Ne kadar nefis bir yemek. Büyümekte olan bir kızın ihtiyacı olan her şey bu yemekte var. Bu nedir? Onu istemiyorum. Ne? Bunu yemen gerekiyor Stacy. Hayır, istemiyorum. Peki, onu bana ver. Şimdi ne yapacağım? Galiba Stacy'nin öğle yemeği için başka bir şey bulmalıyım. Buldum. Stacy Japon eriştesini seviyordu. Buyur canım. Bunu yememi mi bekliyorsun? Lezzetli olacak. Bundan şüpheliyim. Tamam, birisi bugün bayağı mızmız.
Burayı restoran falan mı sanıyor? Başka neyimiz var? Kahvaltılık evrek beni yarı yolda hiç bırakmadı. Ve çoktan gitmiş. Bu şahane. O kadar çabuk kurtulamazsın canım. Ben başındayken olmaz. Stacy, bir şeyler yemelisin. Ay yine mi sen? Tavırlarına biraz dikkat et. Oyuncak, tabii ki. Bunun sonu kötü olabilirdi. Sana nefis bir gevrek tabağı hazırladım ama. Anne, bu utanç verici olmaya başladı. Hadi istediğini biliyorum. Ben almayayım. Her şeyi denedim. Başka ne yapabilirim ki bilmiyorum. Sonunda nerede kalmıştım? Galiba bu gevreği ben yiyeceğim. Stacy çok şey kaçırıyor. Bir saniye. Tren seti. Cevap tam önümdeymiş. Çok basit. Galiba ne yapacağımı buldum. Stacy beni görmemeli. Neyse ki o aptal oyunla çok meşgul. İşte fırsat. Bunları ve rayı alacağım. İşe koyulma zamanı. Rayı masaya koyup birleştiriyorum. Büyük bir halka yapıyorum. Böyle iyi. Sonra treni üstüne koyuyorum. Güzel görünüyor. Stacy, sana bir şey göstereceğim. Ama anne, meşgulüm. Bu nedir? Bir baksana hadi. Bu nedir? Şaka mı yapıyorsun? Çok havalı. Karnımı acıktırdı. Bunu yaptığına inanamıyorum. Bu gördüğüm en iyi fikir. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Keşke bütün öğünleri böyle yiyebilsem. Şu trenin gidişine bak. Şu elma çok güzel görünüyor. Sosa batırayım. En sevdiğimden. Sonraki istasyon sesinin midesi. Çok lezzetli. İşte benim kızım. Tren geliyor. Buna bayıldım. Hadi Fluffy, yürüyüşe çıkalım. Çok tatlı. O benim en iyi arkadaşım. O köpeği her yere götürüyorsun. Tamam, gidelim. Yavaş ol Fluffy, çok hızlı gidiyorsun. Ben burada oturuyorum, çok eğleniyor. Sana zar zor yetişiyorum ama. Sen dünyanın en tatlı köpeğisin. Bir yürüyüşe daha mı çıkalım? Geliyorum. Gece ikisi de mışıl mışıl uyuyacaklar. Tamam, biraz dinlenelim. Çok yoruldum. Bu koku da ne? Fluffy, yapmış olamazsın. Yapmışsın. Bu kadar küçük bir şey bu kadar büyük şeyi nasıl yapıyor? Bu olmamış gibi davranacağız. Gel sana bir sarılayım. Eğleniyor musun tatlım? Tabii ki. Stacy? Lütfen şunu köpeğinin yaptığını söyleme. Gidip onu temizle. Hayır. Çok ciddiyim. Git benimle tartışma. Kazanırsam sen gidersin. Bunu yapmayı gerçekten istiyorsun değil mi? Tamam, oynayalım. Bu haksızlık. Daha neyi bekliyorsun? Bu bir köpek sahibi olmanın en kötü yanı. Kaka toplamak. Bunu yapmanın en iyi yolu ne? Çok yaklaşım ama fena kokuyor. Tamam, işte başlıyoruz. Elimi bu poşete sokacağım. Sonra da kakayı alacağım. Birazcık daha. Yok, bunu yapamayacağım. Çok iğrenç. Şuna bak. Nasıl da alımlı. Hele şu saç dokası. İşte tam ihtiyacım olan şey. Telefonuyla fark etmeyecek kadar meşgul. Hop. Bu kesinlikle işe yarayacak. Eyvah Fluffy, belli etme. Bunu görmek istemiyorum. Hemen gidiyorum. Hiçbir şey anlamadı. İşe koyma zamanı. Saç dokusunu poşetin içine koyacağım. Sonra kakayı onunla tutacağım. Yani ellerim ona dokunmayacak. Daha sonra tek yapmam gereken poşeti ters çevirmek. Yine de iğrenç. Buyur anne. Teşekkürler. Hep böyle bir şey istemişimdir. Onu çantama koyayım. Daha sonra çöpe atarız. Anneciğim, şuna bak. Çok güzel. Bana yeni bir toka lazımdı. Neden hala kaka kokusu alıyorum? Neyse, boş ver. Yemek. İşte yemeğin tatlım. Bu çok güzel görünüyor. Nefis bir sandviç. Bunu bir güzel yiyeceğim. İçinde sevdiğim her şey var. Çok güzel.
Biraz daha istiyorum. Her yer battı. Her şey yolunda mı? Jasmine, ne yapıyorsun? Ellerin üstüne silme. Dur, ben halledeyim. Ha, teşekkürler anne. Üstünü başını batırarak yiyorsun. Bu peçeteyi kullan. Biraz daha yemek istiyorum. Hemen geliyor. Bu nasıl oldu? Onu temizlemem gerek. Çok da önemli değil. Bak bende ne var. Hadi gel. Afiyet olsun. Pizza. Ve bir bardak ferahlatıcı meyve suyu. Daha iyisi olabilir mi? Tüh, biraz döktüm. Hedefime odaklanmalıyım. Nefis. Babanın beni pizza yemeye götürdüğü zamanı hatırladım da. Her yerine sos bulaştırmıştı. Bir dakika. O da ne? Vay canına. Krem çikolata. Onu yemeliyim. Çikolataya bayılıyorum. O benim. Hepsi benim. Muhteşem kokuyor. Daha sonra parka gideriz diye düşündüm. Tamam olur. Bu eğlenceli kısma. İyice süreceğim. Krem çikolataya doyum olur mu? Bu bir sanat eseri. Yemeğe kıyamayacağım kadar güzeli. Ama yiyeceğim. Şu an öyle mutluyum ki. Jasmine ne yaptın sen? Şu masaya bak. Bunu neden yaptın kızım? Yani benim güzelim tertemiz masam. Hey, yemeği seviyorum. Sevdiğini biliyorum tatlım. Peçeteyi alayım. Umarım bu temizlenir. İşe yaramıyor. Leke, her yer lekeler içinde. Resmen kabus. Boşuna uğraşıyorum. Çok fazla leke var. Bir saniye. Neden bana bakıyorsun? Masayı alüminyum folyoyla kapladım. Çok havalı. Biliyorum, harika fikirlerle doluyum. Şimdi konuşamam, yemek yiyorum. Sandviçim, gel bakalım. Neden böyle basaklısın acaba? Fakat hiç önemli değil yani artık. Bu kadar yiyince susadım. Bitirdin mi? Bir lokma daha yiyemem. Tamam, ben temizlerim. Sadece alüminyum folyoyu toplamam gerekiyor. İşte böyle. Temizlik yapmama gerek bile yok. Leke de yok. Bunu doğruca çöpe atabilirim. Bayağı akıllıyım değil mi? Aferin sana anne. Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Lütfen ağlama. Bak sana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi. İyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutta. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Neler oluyor? Çok sıkıcı. İşe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Peki, ben de biraz deneyeceğim. Sabah mı oldu hemen? Olamaz. Ne oldu böyle? Saçların haline bak, hamura kaplanmış. Yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz.
tıraş makinesi. Hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter. Sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim. Güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çıldırdın mı? Ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler, harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Bardakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun, öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çay tanem gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika, bu yeter mi acaba? 3 kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Aa, yok böyle olmayacak. Belki bunu 3'e bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz 3 kişiyiz bak. Aa evet, haklısın tabii. 1, 2, 3 ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Vay canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor? Vay canına, şimdi geri çekil babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım ayıcık. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Ha, şaka yaptım sadece. Aa, evet anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. Ah iğrenç. Onu almak istemiyorum. Uf peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum sorun ne? Aa evet, işini hallediyorsun. Hey, bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Of peki, neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Of pis kokuyor. Üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz. Sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Nam 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 nam. Çikolata çikolata çikolata. Her yere bulaştı ama. Ellerimi yıkasam iyi olacak sanırım. Su çok güzel sıcacık. Sabun nerede? Hah işte burada. Ha? Hamur gibi olmuş. İğrenç. Bu sabunu istemiyorum. Olamaz. Ellerimde yapış yapış iğrenç oldu. Anne! Ne var? Sorun ne? İyi misin sen? Dur yanına geleyim. Anne! Niye gelmedi hala? Tatlım, sabunu asla yere atma. Bu tehlikeli pekala. Sorun nedir? Ellerim yapış yapış oldu ve bundan hoşlanmıyorum. Ha,
Peki. Bunun çözümü basit. Bunu kullanabilirsin. Bak elini böyle üstüne bastırıyorsun. Tada! Çiçek şeklinde sabun çıkıyor. Vay canına, sabun çiçeği. Ben de ona yapmak istiyorum. Sadece üstüne elimi bastırmam lazım. Vay canına. İşte anımda da var bir tane. Yaşasın. Yanağımda da çiçek açtı. Sabun çiçeğe bayıldım. Bana bak, prenses gibi oldum. Sabun prensesi. Çok güzelim. Evet, sen bir sabun prensesisin tatlım ve çok güzelsin. Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ha, ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Aa, hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika. Oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor. Bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle yiyeyim. Denemeye değerdi. Sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Bak bende ne var? Leziz bir çikolatalı yumurta. Ver onu bana. Bu iş o kadar kolay değil. Bunu bir bardağın altına koyup bardakları hareket ettireceğim. Şimdi senin çikolatanın nerede olduğunu tahmin etmen gerekiyor. Hadi dene bakalım şansını. Of, hiç dikkatimi vermemiştim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bana yardım eder misiniz? Gol oynamaya bayılıyorum. Hemen tatlım. Bu gürültü nedir? Şu dağınıklığa bak. Neyse boşver, bir fikrim var. Şuna bir bak. Kendimi bantla kapladım. Harika değil mi? Umarım yolunda gider. Vay canına, bu çok eğlenceli. Hadi hepsini toplayalım. Bant işi çok kolaylaştırıyor. Sadece yerde yuvarlanmamız gerekiyor. Ki bu da işi hızlandırıyor. Birkaçını kaçırdım. Yakaladım. Sanırım hepsi bu. Hadi parçaları kutuya dökelim. Sadece bantı böyle sıyırıyoruz. Vay canına, o da ne güzel toplandı. Pasta neredeyse bitti. Tek eksik kalan süs şekerleri. Lezzetli görünüyor. Annem burada olduğumu bilmemeli. O pasta benim olacak. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Ama yarına kadar beklemem lazım. Yapma zamanı. Gitti mi? Asayiş Bergamol. 5 saatli saklanmamın buna değeceğini biliyordum. Pasta zamanı. Canına şuna bak. Sanırım aşık oldum. Bu muhteşem bir şey. Kendimi dizginlemeliyim. Ama ufak bir parça alacağım. Vay canına, annem müthiş pasta yapıyor. Kendimi tutamıyorum artık. Çok güzel. Sen benimsin. Şimdi senin tadını çıkaracağım. Hadi. Müthişti. Ve hiçbir lokmasına pişman değilim. Son parça. Ne güzel uyumuşum. Eva, bu benim pastam mı? Aslında göründüğü gibi değil. Ben gittim. Buna inanamıyorum. Her defasında bu oluyor.
bir örümcek mi? Ama aklıma bir fikir getirdi. İçinde nefis şekerlemeler olan bu kaseyi buzdolabına koyuyorum. Biri şekerleme mi dedi? Onları almam lazım. Umarım bunları kimse yemez. İşte tam fırsatı. Annem benim olduğumu anlayamaz. Ah, çok harika olacak. Ne? Örümcek mi? Oh, her yerdeler. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Ah, örümcekleri unutmuşum. Bu sana bir ders olsun Eva. Pasta kokusu mu alıyorum? Vay canına, biliyordum, harika görünüyor. Dokunma. Olmaz, doğum gününe kadar pastayı yemezsin. Beklemen gerekiyor. Ama anne. Tartışma yok, bunu dolaba koyacağım. Orada sağ salim dursun. Ah, çok uykum geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Ah, ne güzel uyudum ama. Biraz pasta zamanıdır. Şu çikolataya bir ba... Aa, ne olmuş buna? Bu bir felaket. Pasta yemek için can atıyordum. Şu an tek bir dilim bile yiyemiyorum. Ne olmuş buna? Aa, buzdolabının fişi çıkmış. Pastamın erimesi normal o zaman. En kötü doğum günüm bu. Bugün özel bir gün. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Umarım... Amanın. Pastana ne olmuş? Anlayamıyorum. Ah, çok üzgünüm tatlım. Doğum günüm mahvoldu. Endişelenme, anneciğim bir şeyler düşünecek. Bir dakika, buldum. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Güven bana. Bu nedir anne? Şunu izle. Bize bu ufak flamingo lazım. Onu bu plastik yumurtanın içine koyuyoruz. Sonra diğer yarısını kapatıyoruz. Daha sonra bu kalıbın içine koyuyoruz ve kilitliyoruz. Artık makinenin içine girmeye hazır. Neler oluyor? Çikolatayı unutmak olmaz. Çikolatayı fırın makinesiyle hızlıca eritiyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bunu şırınganın içine koyuyoruz. Cheryl, bu kısmı sen yapabilirsin. Aa, büyük sorumluluk. Çikolatayı kalıbın içine sık. Hadi. Böyle mi? Harika beceriyorsun. Vay canına, içi çikolata doluyor. İşte oldu anne. Şimdi bunu döndürelim. Bu sayede çikolata güzelce yayılsın. Seyrederken başım döndü. Sanırım artık çıkarabiliriz. Şimdi bunu dondurucuya koymalıyız. Çikolatanın donması lazım. Biraz bekleyeceğiz. Merak etme, uzun sürmeyecek. Çok heyecan verici. Sanırım yeterince bekledi. Hadi bakalım. Hadi kalıptan çıkaralım. Vay canına anne. Bak, çikolatadan yumurta. Wow, bu müthiş. Diğerlerini yanına koyuyorum. Doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkürler anne. Doğum günüm hiç de mahvolmamış. Hadi yumurtaları bir tadalım. Bunu demeni bekliyordum. İşte geliyor. Güzel görünüyor. Şu kendini bilmez kızlardan da kurtulalım. Ah, ah, bunu ben alayım. Ah, çok uzunmuş. Ah, bu da çok acıtıyor. Bir dakika. Nemlendiricim nereye gitmiş? Oo, ne güzel bu. Betty teyze bak, ben bir yetişkinim. Ah, en azından eğleniyor. Neyse, koparmam gereken kıllar da var. Oo, Ruje çok güzel oldum. Eva, ne yapıyorsun? Ah, olamaz, o pahalı bir marka. Ay, kes şunu. Nasıl görünüyorum? Evet evet, biliyorum, çok güzelim. Şey, yani güzellik dediğin insanın içindedir. O da sende var zaten. Ha, başka neler varmış ha? Bu ilginç görünüyor. Betty teyze bak. Saçıma yeni bir şekil verdim. Oh, harika. İşte tam orası. Sana yakışmış. Annen iyi ki burada değil, yoksa çıldırırdı. Bu görünümden sıkıldım. Hadi hepsini tıraş edelim. Hayır, onu bırak hemen. Ver şunu bana. Hayır. Sakın yapma. Of, az kalsın gidiyordu saçlar. Aklından ne geçiyordu? Saçlarını tıraş edemezsin. Sadece oynuyordum, üzgünüm. Bu kadar kızmana gerek yok. Of, amma gürültü çıkarıyor. Sakin ol. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Aha, bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Bana bir parça karton lazım. Üstüne koyun çizip kartonu ona göre kesiyoruz. Şimdi ressamlığımızı konuşturalım. Koyunun postuna başlıyoruz. Sıra yüzünde. Bunu yapmak aslında hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıcı. Çok şirin bir koyun bu. Son rötuşları da yapalım. Yani yüzünü ve bacaklarını boyayalım. Şimdi koyunumuzu bantla kapatıyoruz.
Bu sayede su geçirmez oluyor. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Şimdi üstüne tıraş köpüğü sıkıyoruz. Köpüğü postun üstüne uyguluyoruz. Yüzüne ve bacaklarına sıkmıyoruz. İşte oldu. Eva şuna bak. Hadi gel, koyunun postunu tıraş et. Nasıl olduğunu göstereyim. Yapması çok kolay ve eğlenceli. Bir denemek ister misin? Hadi al tıraş makinesini. Vay, bu çok harika. Geri çekil şimdi. Bu koyun birazdan tüysüz kalacak. Harika. Koyunu tıraş ediyorum. Ve işte bitti. Vay canına, teşekkürler. Gerçekten yapmışsın. Aferin sana. Ah, herhalde burası güvenlidir. Sessiz durduğum müddetçe beni asla bulamazlar. Tek istediğim nefis çikolatalardan biraz yemek. Bütün gün bunu bekledim. Anne, orada mısın? Çikolata kokusumu alıyorum. Belki hızlı olursam. Hayır, içeri gelme. Anne. Lütfen, hayır. Yok. Anne, anne. Geliyoruz anne. Hey anne, ver şunları bana. Hayır, asıl bana ver. Sadece kendime biraz zaman ayırmak istiyorum. Resim yapmak çok eğlenceli. Oh, bu çok güzel. Çizgilerden dışarı taşırmamalıyım. Tatlım, tahmin et ne var? Banyo zamanı. Ah, hayır istemiyorum. Resim yapıyorum. Pardon, banyo yapacaksınız küçük hanım. Hayır yapmayacağım anne. Nasıl bu kadar güçlüsün sen? Hmm, onu banyoya sokmanın bir yolu olmalı. Hmm, bu mum boyala işime yarayabilir. Tatlım bak bende ne var. Aa, oh, mum boyalar. Onları istiyorum. Gel de al onları. Mum boyalar. Pekala hadi bakalım. Şimdi daha güzel şeyler çizebilirim. Banyo yapmayı seviyorum. Bak anne. Hmm, bunu sevmedim. Böyle daha iyi. Banyodan çıkma zamanı. Hayır istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Yine mi? Ay canına şuna bak. Büyüyünce basketbolcu olmak istiyorum. Bu seslerde ne? Büyük annen uyumaya çalışıyor. Ah şu odanın haline bak darmadan. Televizyon seyrediyorum. Ben ne asla. Ah şu gençler. Peki ben toplarım. Annene söyleyeyim de gör. Ah aman ısırdım. Ah. Hadi cici çocuk ol da büyük annene yardım et. Bir dakika bu da ne? Sanırım odayı derli toplu tutmasını nasıl sağlayacağımı buldum. Bu basket potasını oyuncak kutusunun üstüne asacağım. Şuna bak. Şey ister misin? Hani gençlerin sevdiği gibi basket oynamak? Çok havalı. Hadi. Basket tekrar istiyorum. Büyük annenin de ortalığı toplamasına gerek kalmaz. Çok yaşayayım. Oh şeker. Biraz kendimi şımartayım. Bu işte bir yanlışlık var. Oh, dişlerim gitmişler. Bu harika. Bak büyük anne. Hayır dişlerim. Sanırım hepsi bitti. Bir şey değil büyük anne. Sessiz olayım. Annem duymasın. Ah başardım. Nasıl görünüyorum? Müthiş. Saçlarım harika görünüyor. Ay annem görmeden şu başlıklardan kurtulmalıyım. Saçımı mahvetmelerine izin veremem. İşte gitme vakti. Yavaş ol bakalım. Geç buraya. Öyle giyinmiş nereye gittiğini sanıyorsun? Dışarısı soğuk. Başlık takmalısın. Anne hiç başlık yok. Yani gitsem iyi olur. Burada daha önce birkaç başlık gördüğüme eminim. Boşver annenin doğaçlama yapma zamanı. Tek gereken bu makas. Şu sweatshirt'ün kolunu kesiyorum. Ucunu kıvırıp düğüm atıyorum. Hem kolları da çalıştırıyor. İşte sevimli bir başlık. Düzgün dur. Annen şunu başına geçirecek.
Ay ne kadar güzel görünüyorsun. Bahçe cücesi gibi oldum. Teşekküre gerek yok. Hadi git bakalım güle güle. Bu çok utanç verici. Bip bip. Bak anne. Ne? Şimdi olmaz. Annem programı seyretmeye çalışıyor. Annen ne dedi canım? Git orada oyna. Bip bip. Ay. Pardon. Bu oyuna bayılıyorum. Annem çok şapşal. Anne bak başın yolumun üstünde. Tamam yeter artık. Gel buraya. Üzgünüm anne. Sessiz olacağım. Çok geç. Yere bir bant yapıştırıyorum. Birkaç tane daha yeterli olur. İşte. Ah, çıkmam güvenli mi? Daha değil. Annenin işi var. Bu keçeli kalemle birkaç detay ekliyorum. Bunu daha önce düşünmeliydim. Bitti. Tatlım gel buraya. Annenin sana bir sürprizi var. Sürprizlere bayılırım. Ne düşünüyorsun? Ay canına. Bu bir yol. Arabalarım üstünde gidebilir. Teşekkürler anne. Denemek için sabırsızlanıyorum. Rın rın rın. Canım ne tatlı. Şimdi huzur içinde televizyon seyredebilirim. Ay çok acıyor. Anne anne yardım et. Ne oldu? Aman tanrım iyi misin? Zavallı bebeğim ne oldu sana? Ay dokunma anne. Annen hepsini iyileştirecek. Bir dakika bekle. Bir fikrim var. Telefonunu alabilir miyim? Ah Poppit. Alışkanlık yapıyor. Anne. Burada kan kaybediyorum. Hey. Ne? Ah, ay pardon hemen dönerim. Of ya umurumda mı gerçekten? Anne orada mısın? Nasılmış benim bebeğim? Bak bende ne var? Bu dirseklerin ve dizlerin için başını da unutmak olmaz. Vah canın anne. Artık bütün gün kaykaydan düşebilirim ve canım yanmaz. Harika görünüyorsun ve güvende. Tekrar çıkıp oynayabilir miyim? Tabii git bakalım. Annem annelerin en iyisi. Hey! Bir fincan sıcak kakao gibisi yok. Şimdi sıra sütte. Çok leziz kokuyor. Tatlım kakaon hazır. Sağ ol anne. Tam ihtiyacım olan şey buydu. Kurabiyelerden de al. Ay çok sıcak çok sıcak. Ağzım yandı. Olamaz çok üzgünüm ne yapsam. Sen dur burada annem bir çaresine bakacak. Çabuk ol anne çok acıyor. Bu buz küpleri işe yarar merak etme. Şimdi nasıl? Ah, çok iyi geldi. Bin şükür. Sanırım bu buz kalıbı işe yarayabilir. Ne yapacağımı buldum. Bir sürahi suyun içine toz kakao koy. İyice karıştır. Kakao iyice çözünsün. Karışımı buz kalıbına dök. Sonra donana kadar buzlukta beklet. Biraz kakao ister misin? Ne? Hayır. O hariç her şey olur. Aa, saçmalama bak. Bu bardağa sıcak süt koyuyorum. Sonra da içine bir küp kakao atıyorum. Bak nasıl eriyor. İyice karıştırıyorum. Şimdi bunu dene. Tam uygun sıcaklıkta inan. Sen öyle diyorsan. Aha öyleymiş. Bu harika. Sağ ol anne. Umarım
Umarız bu tiyolar hayatı kolaylaştırır. İşleri kolaylaştırmak için senin kullandığın tiyoları aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı video için kanalımıza abone olmayı unutma.